Evet az önce de altını çizdik. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ay 3 büyük tatbikat gerçekleştiriyor. On binlerce asker, savaş uçağı, insansız hava aracı, denizaltılar, yüzü aşkın savaş gemisiyle yapılan tatbikatlarda gerçek mermilerin de kullanıldığı bilgisini paylaşalım. İcra edilmeye başlanan tatbikatlara onlarca ülkeden katılım da var. Ayrıntıları alacağız şimdi A Haber ekibinden Murat Sekban'a dönelim hemen. Murat söz sende. Banuel, Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve bu gücü de tüm dünyaca biliniyor. Elbette askeri başarılarda e, tatbikatlarla da geliştiriliyor. Hem diğer ülkelerin eğitim alması hem de e, yeteneklerin, kabiliyetlerin geliştirilmesi için önemli. Bu kapsamda da Türk Silahlı Kuvvetleri yeni tatbikatlarını sürdürüyor. Bu ay içerisinde 3 önemli tatbikat aynı anda gerçekleştiriliyor olacak. Binlerce asker, e, onlarca tank, hava, kara ve deniz aracı da yine bu tatbikatlarda kullanılacak o e, tatbikatlardan ilki uluslararası Anadolu Ankası tatbikatı 6-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Deniz Kurdu iki tatbikatı var. Efes tatbikatıysa her yıl düzenlenen bir tatbikat ancak bu yılki katılım oldukça geniş ve her bir tatbikatında bir yeteneği, bir kabiliyeti geliştirmeye yönelik elbette katkılar sağlayacak. Anadolu Ankası tatbikatı 2024 tatbikatı Konya'da yer alan 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda icra ediliyor ve bu tatbikata toplam 6 ülke katılıyor. Aralarında Türkiye'de Türkiye'nin de olduğunu belirtelim. Deniz Kurdu tatbikatı tatbikatıysa Marmaris'te gerçekleştiriliyor. Bu tatbikattaki asıl amaç çok e, tehditli ortamda muhakeme edebilme, öngörme ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi. Bu da oldukça önemli bir tatbikat. En önemli tatbikatlardan bir tanesi de aslında Efes 2024 tatbikatı. Önceki tatbikatlardan bunu ayıransa kapsamının bir hayli geniş olması. Tam 49 ülke katılıyor bu tatbikata. Aralarında Amerika, Arnavutluk, Almanya, Azerbaycan gibi toplamda 49 ülkenin yer aldığını da belirtmiş olalım. Bu tatbikatta da yine en geniş kapsamlı olarak hem ülkelerle birlikte ortaklarla, müttefiklerle birlikte müşterek hareket etme konusunun geliştirilmesi ve kabiliyetlerin artırılması konusunda adımların atılacağını da belirtmiş olalım. Aynı zamanda aynı anda 3 tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı, yeteneği ve kabiliyetlerini de e, görmek mümkün. E, bizler de bu tatbikatlardan gelecek sonuçları ve görüntüleri izleyicilerimizle paylaşacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Murat çok teşekkürler.